Öğrencilerimiz veya kendimiz için eğlenceli bulmacalar düzenleyebiliriz. Bir bulmacayı nasıl yaparız? Bir sürü program var. Bunlardan bir tanesi Penguin programı. Bunu Armored Penguin Crossword üzerinden, Puzzle Maker üzerinden yapıyoruz. Adres çubuğuna Armored Penguin yazdıktan sonra sayfamız açılıyor. Sayfamız açıldıktan sonra burada ana sayfadan bilgi girişlerini yapmamız lazım. E, bu bilgi girişler nelerdir? Çalışmalarda e, neler yapılacak? İşte bulmacamızın özellikleri vesaire. Öncelikle bulmacamıza bir isim verelim. Diyelim ki buna e, deneme diyelim. Genelde hep buraya deneme çıkıyor zaten. Bir sürü hafızada olan şeyler. E, başka bir isim varsa başka bir isim de yazabilirsiniz. Ama gerek yok. E, kişiler bulmacayı çözerken bir fikir almak babında yardım istedikleri zaman ne gözüksün onlara? Veya bir mesaj vermek istiyor musunuz? Bulmacamızda keyifli çözümler diliyoruz dedik. Normalde buraya açıklama yazılır. Yani onların bulmaca çözülürken yapmaları gereken veya kurallar varsa o kuralları buraya yazabilirsiniz. Ben sadece burayı örnek olarak yazdım. Ee, ne kadar zamanlık? Tahminim diyelim. Ee, sürenizi istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. 60 saniye kalsın. Gerek yok. Ee, 7 e, bölümlük. E, 2 grup halinde. Ee, ortalama karesi 20 kare. Fark etmez. Ee, şeyin e, Renkleri nasıl olsun? Tabi siyah olsun. Bunlar tamam. Yes olarak e, bunları işaretleyelim mümkünse. Hayır olarak kalmasın. Çünkü bunlar... E, Yardımcı şeyler falan e, o bölümde e, bulmacanın üzerinde kelime bulutları falan oluşturuyoruz. Onlara izin veriyoruz. Dil bölümüne geliyoruz. Buradan Türkçe'ye seçmemiz lazım. Türkçe'ye seçtik. Eğer hazırmış yapılmış olan bir dosyanız varsa yani daha önceden bir e, dosyada e, bulmaca oluşturacak kelime ve bu kelimelerin karşılığı anlamı olan cümleleri verdiyseniz hiç buraya uğraşmadan direkt ben buradan dosya seç kısmından dosya çiçerek yüklediyorsunuz. sisteme buraya olduğu gibi inecektir onlar Eğer yoksa o zaman oraya boş geçiyoruz devam ediyoruz Bunlar yazım stilleri e, sayfanın yazım stilleri oradakiler yazım stilleri sayfanın e, ölçülerini verelim a4 büyüklüğü olsun mak maksimum e, Çünkü çocuklara falan bulmacaya verecekseniz a4 e, ile e, a4 büyüklüğünde çıktı alabilirsiniz Dostlar bu e, Yine aynı şekilde pdf'nin yazım şekilleri. Bunlar çok önemli değil. Herhangi bir şey belirleyebilirsiniz. Se seçim belirleyebilirsiniz. Ellemezseniz de normal sistemin seçtiği uygun olacaktır. Sayfanın, iki sayfanın çıkışı pdf olarak olsun mu? E olsun. İki sayfalık oluyorsa devam etsin. Bunları yaptıktan sonra yazılın Word Bankası olsun mu? Yani bulmacanın üzerinde bir kelime havuzu oluşsun mu? Yani kişilerin hatırlaması için. Diyelim ki bulmacayı verdiniz ama altta sorular var. Ona göre çözecekler. Fakat o bulmacanın üzerinde de bu bulmacada geçen kelimeleri bulunmasını sağlayabilirsiniz. Hatırlamaları için. O amaçla eğer buna evet diyorsanız Credit ee, Word Bank kısmında yes olarak işaretlemeniz lazım. Eğer o kelimelerin yani cevap kelimelerinin karışık bir şekilde orada gözükmesini istemiyorsanız hayır demeniz gereklidir. Bunlar bittikten sonra sevgili dostlar Word ve Clue bölümlerine geliyoruz. Word bölümü bizim cevap bölümümüz. Diyelim ki e, burada örnek olarak yazmışım. Çünkü webinarda anlatmıştım. Muz e, kelimesi. Bunun karşında ne olarak yapıyoruz? E, Anamur'da yetişen daha önce yazmışız zaten. Anamur'da yetişen bir meyve diye. Ee, bakalım. Televizyon demişiz. İnşallah onunla ilgili bir şey yazmıştır. Evet. Film seyretmek için kullanırız. Atıyorum yani bir bulmacı olursun diye. Öğretmen neymiş? Ders veren kişi olarak kısaca yazmışız. Avukat efendim işte karşılığında suçları savunan veya sanıkları savunan kişi e, olarak ifade etmişiz. Deniz. E, geniş su kitlesi veya büyük su kitlesi. Fark etmez. T. işte boru sesi. E, Sivas demişiz. Bunlar ne alaka? Aslan hocanın memleketi demişiz. Yani gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bunları yaptıktan sonra istediğiniz kadar oluşturabilirsiniz sevgili dostlar. Yani bu bulmacalar da size baya bir yer veriyor. Buraya verdikten sonra Kırşehir örneğin Aslan hocanın öbür memleketi demişim. Yazıyorum işte soba işte kışın kışın kullanılan ısınma aleti ısınma aleti e, dedik. Alet değildir aslında da alet olarak söyleyelim. İşte kazma diyelim. E, toprağı eşmek için kullanılan lan e, bir alet olarak verelim. Bu şekilde verdik. Bunları verdikten sonra arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. E, bu gördüğünüz kısma make puzzle yazan kısma tıklıyoruz. Ve bu kısma tıkladıktan sonra artık bulmacamız oluşmuş olacaktır. Gördüğünüz gibi bulmacamız oluştu. Biz yukarıda kelime bankasını açıklama dedik. Yani e, buradaki sorularda olması gereken verilmesi gereken cevapları burada isteseydik e, bank bölümünü açık bırakmamız lazımdı. Biz oraya no olarak ifade ettik. Gördüğünüz gibi birinci soru burada. Yukarıdan aşağı olacakmış. Neymiş? Hasan Hoca'nın öbür memleketi. Yazıyorsunuz. Kır, şehir diye giriyorsunuz. E, i̇lginç. E, pardon. Bir, özür diliyorum. Film seyretmek için kullanırız. Özür diliyorum. Televizyon olarak girdiniz. İki, boru sesi. Yukarıdan aşağı olarak zaten bakıyor. T olarak. Yani bu şekilde bulmacanız otomatikman çıkıyor. İstediğiniz gibi bunu e, çıkarabilirsiniz arkadaşlar. İster eğitimli olarak, ister PDF olarak e, yaz e, rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ee, öğrencilerinize ödev olarak paylaşılabilirsiniz. Ee, çoğunlukla öğrencilere verilen metinlerde o metin içerisinde geçen e, bazı konuları bulmaca şeklinde çözülebilirsiniz. Diyelim ki bir olay vaka anlattınız. Ee, soru şu olabilir işte. Soru örneğin işte e, eve geç gelen kimdi? Yazıyorsunuz işte Ali veya Veli veya baba veya anne her neyse. İşte evde geldiğinde karşılaştığı manzara bir e, e, duyduğu ses ne sesiydi. Misal gibi. O artık metinde neler geçiyorsa buna göre anlatıyorsunuz ve böylelikle e, pay, bulmacanızı oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.